Yaklaşık 3 yıldır hiçbir konuya girmedik. Dikkat ederseniz Galatasaray'ın sayın eski başkanı dahil olmak üzere birçok konularda ona cevap bile vermedik. Bütün yönetim hep beraber, bütün Fenerbahçeliler bu konulara girmedi. Türkiye zor günler geçiriyor ama şu anda gördüğünüz vaka çok basit bir vaka değil. Çok önemli ve çok çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bu belli ki tamamen şoförü öldürmeye ya yaralamaya yönelik bir hareket. Çünkü başka yere yok. Yalnız şoföre yapıyorlar. Çünkü buradan viyadükten geçiyor. Bu otobüs parçalansın ve futbolcular ölsün istiyorlar. Bunun başka bir anlamı var mı? Siz yorum yapıyor musunuz şimdi gördüğünüz? Ben şimdi size sorayım bir tane. Var mı öyle bir? Sizin yorumunuz ne oluyor Devrim Bey? Yani şu anda bu yalnız şoföre yapılması. Dikkat ederseniz 5 tane orada şey var. Taş mıdır, kurşun mudur artık onu bilemem. Ama onu polisin herhalde tespitleri. O tür ben şeylere girmem. Ama bu tamamen bu arkadaşı işte çok ağır biliyorsunuz bizim doktorumuz da uğraştı dediğinde ama burnunu kapatmış, tıkamak istemiş kanı. Bu sefer ağzından gelmiş. Yerler kan içinde. İnşallah düzelir. Yani biz hep susuyoruz, hep susuyoruz, hep susuyorduk. Bundan sonra biz Fenerbahçeliler susmayız. Bakın bunu açık ve net olarak söylüyorum. Bundan sonra efendilik bizden gider. Herkes burada posta atıp, herkes konuşmalar yaparak buralara geldi bu. 3 senedir medya körükledi, 5 senedir yazık bizlere. Biz gelmişiz, maç oynamışız. Yenilirdik, yenilmezdik. Trabzon'a geldik, çok muazzam bir emniyet tedbirleri vardı. Herhangi bir şey olmadı. Ama biz ilk gezek değil. Biz her defasında efendilik yaptık. Biz neler yaptık? Son 6-7-8 senedir, yalnız bu kupadan değil. Trabzon'a her geldiğimizde biz tarlalardan gittik. Kimseye bir şikayet bile etmedik. Polis arabalarında kalkanların arasında gittik. Artık bundan sonra buralara tedbir alınması lazım. Geçti artık. Bakın bir daha söylüyorum. Yani herkes Kürhan Beyliği de bıraksın. Yapanlara da o yasa yalnız fasolikle hallolmaz. O yasa yalnız idarecileri eleştirerek de olmaz. O yasa herkes kendine bakacak bundan sonra. O yasayı uygulamaları lazım. Uygulamazsanız bu günlere gelirsiniz işte. Ve tedbir alacaksınız. Yapacak bir şey yok. Bu, bence bu çok büyük bir provokasyon. İnşallah altından fazla başka büyük şeyler çıkmaz. Çünkü biz biraz evvel gelmeden ben 5 kilometre evvel dedim ki bak bundan sonra tehlikeli diye söyledim bizim çocuklara. Duydunuz hepiniz. Yani biz biliyoruz. Yani ben biliyorsam bunu normal sade vatandaş olarak. Yani polis bilmiyor mu yani? Emniyet bilmiyor mu? Kesinlikle. Siz düşünmüyor musunuz ya?